Evet, şimdi ne yapacağız? Yeşilli al bulgur yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Malzeme listemizi verelim ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Neler kullanacağız? 300 gram al bulgur, 1 adet kuru soğan, 3 adet domates, 5 adet karışık biber, 100 gram tereyağı, 100 gram yeşil mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve nane. Evet, nane kullanacağız. Yeşilli al bulgur için. Evet. Nane çok yakışıyor bulgura. Muhakkak siz de öyle yapın. Evet. Evet. Elinize ve ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi bu malzemeleri saydınız. Şimdi Ayşegül Hanım, bu güzel malzemeleri saydınız. Sizlere yeşilli al bulgur yapacağız. Malzeme listemizi verdik. Tamam. Tabii ki yine ne yapacağız? Ne yapalım? Robotumuzla buluşacağız. Robotumuzla buluşalım. Şöyle. Evet. Yavaş. Aman. Şimdi biz... Şöyle alınız. Tepsilerimizi değiştirdik ya. Bir an böyle korktum, evet, robotu kaçıracak mısın diye acaba. Evet. Şimdi biz tepsileri değiştirirken robotumuzun kendi sıcaklığıyla ne yaptı? Zaten tepsi hemen hızlı bir ısınma sağlıyor. Hemen şöyle sevgili izleyicilerimiz, şöyle gördüğünüz gibi. Bütün ızgara çeşitli hemen çeviriyorsunuz. Ne oluyor? Tava oluyor. Evet. Çeviriyorsunuz. Izgara. Izgara. Çeviriyorsunuz. Tepsi. Tava. Bir daha çevirin usta. Bir daha ızgara. Çevirin ızgara. Kek kalıbı. Tencere çok güzel. Bakın her şey oluyor maşallah. Çok fonksiyonlu değil mi? Gerçekten çok fonksiyonlu. Evet, şöyle hemen gördüğünüz gibi altını bir açalım sizden ricam. Tamam. O zaman şöyle, ben şöyle sizi yanıma alayım. Ayşegül, tamam, şu tarafı alalım. Evet, ben şöyle yerime geçeyim. Tamam. Robotu kimseye vermeyeceğim efendim. Kimseye vermeyin. Robotu. Evet. Sakın kimseye vermeyin. Robot benim. Şöyle hemen yağımızı içine ilave edelim. Siz yavaş yavaş karıştırırken ben de şöyle, evet, size bir tane soğanımızı ince ince doğrayıp vereyim onu. Hemen atın usta, şöyle havadan havadan gelsin soğanlar. Evet, soğanlarımız doğranıyor. Evet. Şöyle ufak ufak doğruyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çünkü çok fazla büyük bir şekilde doğrarsa ağzımıza o soğanın tadını eğer istemiyorsak ne yapabiliriz? Şöyle ufak ufak doğrarsak o ne olacak? Hemen yağımızın içinde güzelce bir şekilde eriyecektir. Onun için biraz küçük küçük doğramamız lazım. Şöyle hemen gördüğünüz gibi şöyle ufakça önce dilimler halinde, ondan sonra şöyle yanlanmasına ufak ufak doğruyoruz. Evet. Soğan bütün yemeklere çok yakışıyor değil mi Ayşegül Hanım? Tabii ki. Ayrı bir lezzet katıyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yemeğe güzel bir lezzet katıyor. Şöyle soğanlarımız hazır sevgili izleyicilerimiz. Hemen doğradıktan sonra şöyle robotumuzun tavasına şöyle ilave edelim. Yavaş yavaş pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet. Soğanlarımız kavrulsun efendim. Şöyle. Yanıma ben bulguru alayım. Şöyle kırmızı al bulgurumuz da yanımızda beklesin. Bakın harika görünüyor. Biraz siz bulguru sonra yanınıza alın. Ben de şöyle, tamam, biraz size biberimizden, domatesimizden, harika, de hazırlayalım. O da kapya, ona çok güzel bir tat, lezzet bizlere versin. Evet. Tamam, çok güzel usta. Usta, bayram bayram dedik ya, böyle güzel, evet, bayramlar, cuma işte, cuma bayramı, kurban bayramı derken, evet, çok güzel, böyle kurban bayramının cumaya denk gelmesi de ayrıca bir güzellik, öyle değil mi? Evet. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bayramlarda biz hep bahsederiz seninle de, çok şeker bayramı, Ramazan bayramını burada kutladık. İşte neler yapardık, nasıl giyinirdik, nasıl bir heyecanlı olurduk. Bu yaptığımız... Elbiselerimizi nerede sakladık, ayakkabılarımızı nerede saklardık? Nerede saklıydınız siz? Ayakkabılarım koynumda, elbiselerim başımın altında, yastığın altında. Evet, Allah herkese böyle güzel çocukluk, öyle değil mi? Böyle saf o güzel duyguları yaşamayı nasip etsin tabii ki. Ama insan inan ki onları var ya, büyüdükçe her gün arar olursun. Aynen. Onun için küçükken onların kıymetini, değerini bilmemiz lazım. Hele bir de yanımızda işte annemiz, babamızın değerini çok iyi bilmemiz lazım. Onlar belli bir süre sonra yetiştiğimiz zaman değerini anlıyoruz ama çok geç oluyor. Onun için annemiz, babamız, bizim kardeşlerimiz, ailemiz, aile fertlerimiz, sevdiklerimiz yanımızdayken onların kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Onlara kıymet vermemiz lazım. Onlar gittikten sonra ne kadar dövünsek, ne kadar da şey yapsak bir anlamı kalmaz. Doğru. Önemli olan onlar sağken onlara değer vermemiz, kıymet vermemiz. Öyle bir geçer zaman ki şöyle bir bakarsınız arkanızda. Evet. Böyle de yaşadığınız o zamanı bulamazsınız. Doğru söylüyorsunuz da.
Bir de şey vardır, hani hep güzel dilekler, temennilerde bulunuruz ya, dua ederiz birbirimize işte. Güzel bayramlar, sağlıklı bayramlar, nice böyle bayramlara kavuştursun Rabbimiz. Amin, işte her kurbanında mesela inşallah önümüzdeki sene böyle Arafat'ta Rabbim bayrama girmeyi nasip etsin diye. Bu çok güzel bir duadır. İnşallah böyle giden hacılarımız da şimdi onların heyecanı, onların mutluluğu, onların evet, yaşadığı. Çünkü öyle anlatıyorlar en azından. Gitmedik ama inşallah Allah bizlere de nasip etsin. Amin, amin. Evet. Yaşanması gereken bir duygu. Yaşanması gereken bir duygu. Geldikten sonra da ona uyulması gereken bir, biliyorsunuz, evet, duygu, evet, olması lazım. Evet, doğru. Çünkü hal ve geldikten sonra hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. Ona göre davranmamız lazım. Eğer daha önceden farklı yaşıyorsak o bütün yaşantı tarzımızı değiştirmemiz lazım. Ya nasıl, tamamıyla oraya uymamız lazım. Tabii, nasıl bir dil, nasıl bir güzellik ki Allah hacca gitmeyi nasip ettikten sonra o insanımıza annesinden doğmuş gibi, öyle değil mi diyor ya, evet, bütün günahların affolunuyor. Yani şöyle bir nimeti elde ettikten sonra, böyle bir güzelliğe kavuştuktan sonra gerçekten de dediğin gibi böyle kötü alışkanlıklarımızı devam ettirmek kadar ahmakça bir şey yok. Evet. O yüzden o nimetin kıymetini bilelim. Allah herkese nasip etmiyor çünkü. İnşallah biz de gidenlerden olalım. Amin, amin. Evet. Bir de şöyle bir dua ediyorum ben hep böyle, Rabbim inşallah genç yaşta görmeyi de nasip etsin. Kimin bu duası, dileği varsa ben inşallah herkese bu duayı ediyorum. Evet, İnşallah şimdi. Bizim de evet öyle bir dileğimiz var. Bir bakalım. O zaman biz şöyle, herhalde Zeynep Hanım yine bağlanacaktır. Biz şöyle bir bakalım Ayşegül Hanım. Soğanlarımız şu anda güzelce bir şekilde kavrulmuş. Evet. Şimdi soğanlarımız kavrulduktan sonra biz ne yapacağız? Soğanlarımıza şöyle daha güzel bir tat ve güzel bir lezzet versin diye. Biber, ben biliyorum. Evet, şöyle az biber, bir şey biberimizden. Harika. Sonra da zaten diğer malzemelerimizi içine ilave edeceğiz. Tamam. Onu da ilave edelim, biraz kavuralım. Çünkü onun kendi aroması ve tadı, lezzeti farklı olacağından onun için hemen içine ilave edelim. Evet. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bulgurumuzu da ilave edelim usta. Evet, az daha biraz kavuralım. Hı hı. Tamam, aslında biraz bizim daha. Orada şimdi sabahları kalka kalkmaz hemen üstümüzü giyinirdik. Ondan sonra camiye giderdik Ayşegül Hanım. Camide çıktığım zaman da caminin önünde herkes toplanırdı. İlk önce bir bayramlaşma oradan başlardı. Ondan sonra hemen büyüğümüzün evine geçerdik ve ondan da bir çay kahvaltı ettikten sonra ondan sonra tüm köy ev ev, hane hane dolaşırdı. Apayrı bir şey oluyordu. Güzellik. Farklı bir güzellik oluyordu. Ama burada 3-4 eve gidiyorsun, ondan sonra tamamıyla şeyler kesiliyor. 3 tane evi bitiremiyorsun bile akşama kadar. Geri kalanı mesaj atıyorsun ama mesajın ne kadar bir şey olacak bilmiyorum yani. Hep aslında sürüyor. Gitmek lazım, bile bir bayramlaşmak lazım. Evet, şimdi çok güzel bir şeye değindin usta. Bir de biliyorsun bayram gecesi, bayram günlerinde yapılması gereken müstehap çok güzel güzellikler var. Şöyle pilavımızı ilave edelim, evet, sonra seninle bununla ilgili konuşalım, evet, inşallah. Evet, şimdi bulgurumuzu sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen soğanlarımızı güzelce pembeleştikten sonra biberlerimizi ilave yaptık. Ve şimdi de bulgurumuzu, al bulgurumuzu, kırmızı domatesli bulgurumuzu içine ilave ettik. Ve güzelce bir şekilde şöyle kavuralım. Hem sohbet edip hem de kavuracağız. Evet, buyurun Ayşegül Hanım. Evet, şimdi dedik ki hani temenniler, dualar ediliyor, güzel dilekler de diliniyor. Özellikle bayram işte Arefe gününden başlayıp bayramın son gününe kadar Cenab-ı Allah'ın bizlere böyle bahşettiği çok güzel günler var. İşte Ramazan günleri, ondan sonra kandil geceleri, işte mübarek aylara girdiğimizde 3 aylarda aylar, her zaman ne diyorlar? İşte bol bol dua edin, Allah'tan mağfiret dileyin diye. Ramazan ve Kurban Bayramı da aynen bu şekilde efendim. Peygamber Efendimizin söylediği yine inşallah bayram gecelerini Kur'an okuyarak, dua ederek, kaza namazı kılarak, ibadetle geçirelim ki Rabbimiz böyle bizlere kalp temizliği, güzellik versin ve tabii ki takvayla yaşamayı nasip etsin, amin, diye. Amin. Çok önemli bir şey bu. Ve bayram sabahı erken kalkmak, temizlenmek, güzel böyle bir banyomuzu yapmak, abdestimizi almak, sonra temiz elbiseler giyinmek de müstehaptır.
Ondan sonra ne yapacağız? Güzel kokular süreceğiz. Pardon, lafınız gibi. İlla yani yeni elbise alacağım temiz, diye bir şey tabii, değil. Temiz, temiz kıyafetimiz olsa o da yeterlidir. Tabii. O yüzden bak şimdi dinimiz o kadar güzel dedik ya. Hiçbir zaman böyle ayrımlar yapılmamış. Yani yeni diye bir şey yok. Temiz. Temiz, evet. Yani eski olsun hiç fark yamalı etmez. Olsun, yamalı ama olsun ama temiz olsun. Evet. Hani derler ya temizlik imandan gelir diye. Bu da oradan çıkan çok güzel bir laf. Ve güzel koku sürünmek, temiz giyinmek, imkan varsa, bakın imkan varsa yeni giyinmek. Öyle evet, değil mi? İmkanı evet. Varsa yoksa bunun için kendinizi paralamayın. Şöyle biberlerimizi de içine ilave ediyoruz sevgilicilerimiz. Ben şöyle bir karıştırayım. Buyurun Ayşegül Hanım sizi dinliyorum. Evet tamam. Şöyle, evet. Ondan sonra diyor ki eğer gücü yetiyorsa bayram namazına gidiyoruz ya, namaza yürüyerek gitsin. Evet. Bu çok güzel bir şey. Bunu muhakkak yapalım. Ondan sonra güler yüzlü olacağız, sevinçli görüneceğiz. O bu coşkuyu, lafı, bayram coşkusunu... Bu lafı annem duyarsa der ki benim oğlum kesinlikle gitmez. Çünkü o biraz şey yapar. Hemen niye? Başlar, çünkü ben çok fazla sağ sola arabayla gittiğim için evet. Hemen başlar der ki oğlum gitmez usta, ama sen bayram namazına yürüyerek gideceksin. Yok, artık. Yok yürüye gidiyorum ben. Evet tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde bu... Önce soğanımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. Ondan sonra bulgurumuzu içine ilave ettik. Ve biberlerimizi, domateslerimizi içine ilave ettikten sonra baharatımızı, tuz, karabiber ve biraz da ben nane kullandım. Nane biliyorsunuz sevgili izleyenler. Hem bulgura çok güzel bir tat veriyor hem de çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka siz de az bir şey kuru nane kullanın. Şimdi bulgurumuz hazır bir şekilde. Ben şöyle Ayşegül Hanım'ı yanıma alayım. Yavaş yavaş karıştırsın. Suyumuz da şu anda kaynamış. Hemen suyumuzu da şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi bulgurumuzu güzelce bir şekilde, şöyle gelin usta isterseniz. Evet, güzelce bir şekilde kavurduktan sonra hemen şöyle suyumuzu içine ilave ediyoruz. Biliyorsunuz bulgurda 1'e 2 yani 1 kilo bulgur yapıyorsak 2 kilo su vermemiz lazım. Yani bir tasta eğer bulgurunuzu kavurduysanız 2 tas su vermeniz lazım. Evet şöyle. Nasıl evet, Ayşegül Hanım? Çok az daha usta. Tamam, harika. Şöyle bulgurumuzu gördüğünüz gibi hemen suyumuzu verdik. Ve şöyle ben evet. Yeşil mercimeğimizi de evet, şöyle yavaş yavaş mercimeği nasıl hazırladın usta bu arada? Mercimeği nasıl hazırladın? Sadece 3 saat önceden suya koyduk güzelce bir şekilde. Ondan sonra yıkadık. 3-4 defa yıkadık ve o siyah suyu gidene kadar. Ondan sonra haşladı bir güzelce bir şekilde. Tam pişme kıvamına geldikten sonra, haşlandıktan sonra. Ondan sonra tekrardan bir daha yıkadık. Suyun altına tuttuk o siyah su gidene kadar. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi kabımızı aldık ve şu anda bulgurumuz hazırlandı. Hemen bulgurumuzun içine ilave ettik ve harika. Şöyle ben sevgili izleyicilerimiz hemen ne yapıyoruz şöyle ister bağda olsun isterse bahçede istersen tarlada dağda. İstersen dağda istersen deniz kıyısında istersen hiç fark etmez. Kurban keserken istersen ofiste istersen bakkalda istersen markette nerede olursan olur. İstersen evinin salonunda hiç evet, fark şöyle, etmez. Her yerde gördüğünüz gibi şöyle güzel şeyler yapabilirsin pilavlar hazırlayabilirsin. Hemen ne yapıyorsunuz? Şöyle kapağını kapatıyorsunuz. Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ve pratik bir şekilde her yemeği hazırlayabiliyorsunuz. Ve kesinlikle içinde toz, toprak, duman, koku olmayacak. Şöyle kapağını kapattık. Evet, ve yavaş ellerinize yavaş sağlık. Şöyle. Pişmesini bekleyeceğiz. Evet, pişi yapmadan önce hemen şöyle demirlerimizden bir tane daha alalım. Şöyle masamızın üstüne koyduk sevgili izleyicilerimiz. Aman pilav geliyor. Pilav evet. Geliyor. Şöyle ben eldivenleri alabilir miyim sen diyeceğim. Tabii. Şöyle eldivenlerimizi alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hemen pilavımız şu anda pişti. Güzelce bir şekilde dinlendi. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle pilavımızı alalım. Hemen şöyle güzelce bir şekilde. Şöyle bir... Ellerine sağlık usta. Teşekkür harika görünüyor. Hanım. Gerçekten çok güzel. Yeşilli al bulgurumuz. Mercimekli, sebzeli. Ondan sonra kendiliğinden domatesli olan bulgurumuz. Evet. İşte yani görüntüyü anlatıyor zaten her şeyi. Şöyle ocağımızın altını da sileceğim. Tamam yakalım. Tamam şöyle. Şimdi ocağımızın altını güzelce bir şekilde yaktık sevgili. Yine güzel lezzetler hazırladı ustamız bizlere. İnşallah nice nice cumalara, nice nice bayramlara, nice nice güzel günlere Rabbim kavuşmayı nasip etsin diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay kurulumu. Hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.